arkadaşlar, hepinize merhabalar. Geçtiğimiz haftalarda iPhone 12'ler, yeni çıkan cihazlarla ilgili yorumlarımı yaptığım, kutu açılımlarını maalesef ki izlediğim videolarımı koydum. Ancak hep olumlu özelliklerini anlatmakla da olacak bir iş değil bu. Ben tabii ki çıktıktan sonraki süreçleri de çok dikkatli bir şekilde takip ediyorum. Hatta Instagram'da bununla ilgili bir sürü canlı yayın yaptım ve içerik paylaştım. Bu yüzden Instagram'dan falan beni takip ederseniz bunları da kaçırmazsınız. Neyse, gözüme çarpan çok kritik bir şey oldu burada. Neredeyse hani oha artık burada olmamalı dediğim bir tane bir şey oldu. Şimdi ondan bahsedeceğim. Tabii bunu bana birkaç takipçim de aslında videosunu yapsana diye önerdi. Buradan hepsine selam da olsun bu video. Şimdi burada gördüğünüz gibi, görüyor musunuz bilmiyorum, çok uç bir noktada. İki tane telefon var. Bu telefonlar benim elimde bulunan bir tanesi iPhone 5. Diğeri de iPhone 5 ama daha uzun, hatta kapağı olmayan bir iPhone 5. Şimdi bu telefonların yeni çıkan iPhone 12'lerle ortak özelliklerinden bir tanesi nedir? Bir düşünelim. Tabii ki de kutuya benzer yapıları. Yani her ikisi de aslında baktığımızda böyle durma özelliğine sahip. Niye? Çünkü kutu gibi. Ama bunun da tabii bir handikapı oluyor bizim gözümüzde. Bu telefonların sürekli biz köşelerine temas ediyoruz. Dolayısıyla köşelerini tuttukça, köşelerine dokundukça bunların üzerindeki boyalar soyuluyor. Şimdi iPhone 5'e aslında baktığımız zaman ne kadar görebilirsiniz bilmiyorum. Çok yakından çekmeye çalışacağım ben bunu ama şu anda mesela görebiliyorsunuz. Bunu gördüğünüz gibi alüminyum renginde olduğu için boya kısmında herhangi bir çıkma yok. Ben bunun detaylı görüntüsünü koyacağım ama burada çıkan noktalar tam şu köşelerindeki parlak olan bitirme kısımları. Ve iPhone 12'lerde de bunlardan mevcut. Şimdi ekrana da getireceğim ben. Bir tane fotoğraf var. Ben Geskin diye birisi paylaşmış bunu. Bu adam da zaten bu sızıntılarla ilgili baya baya popüler bir adam. Ve Apple Store'da şu anda duran grafit rengi ve gri rengi olan iPhone 12'lerde, ki bunlar iPhone 12, iPhone 12 Pro değil, otomatik olarak kenarlarında yıpranmalar, çizilmeler, hadi çiziyi bir kenara koyuyorum. Arkadaşlar, geçtiğimiz videoda bahsettiğim lens çekilişimiz iPhone'lar için devam ediyor. Bunun için bir önceki videoma bakmanız veya kartlardan çekiliş videosuna gitmeniz yeterli. Kaplamasında soyulmalar mevcut. Şimdi ben bu kadar para vereceğim bu telefonlara. Ne kadar olacağını bilmiyorum. Bununla ilgili videom var, kartlara koyarım ama yani bir de bunun boyası mı soyulacak? Tamam, şöyle bir şey var. Kutu gibi bir tasarımı olması darbe konusunda vesaire bizim işimize yarıyor. Niye? Çünkü direkt olarak darbe burayı emiyor ve telefonun ne arkasına, ki 2012 zamanında baktığımızda arkasında zaten bir şey yoktu, ne de önüne zarar geliyor. Ama işte bunun handikapı da şu: ellediğimiz yerlerin boyaları çıkıyor. Şimdi tabii böyle bir durum olursa Apple nasıl bir tepki verir, nasıl bir durumla söz konusu olur bilmiyorum ama bana şu anda gelen "abi hangi rengini alayım fark etmez" soruları önem kazanmaya başladı. Niye? Çünkü alüminyumun kendi rengi olan modellerinde bu hata olmayacaktır. Bu arada çelik modellerinde ben bunların olacağını düşünmüyorum 12 Pro'larda. Bu sadece 12'ye özel kalır gibi duruyor. Umarım ki telefon elimize geçer sonunda ve bunu deneyimleme fırsatımız olur. Ha, bu şu demek değil: telefon cebinizdeyken sürekli çizilecek, edilecek, ne bileyim kötü gözükecek anlamına gelmesin. Çünkü bu telefonlar kim bilir kaç defa ellendi. Bunlar sonuçta dükkan telefonları. Burada gördüğümüz bir Apple Store aslında. Dolayısıyla böyle bir şey bildirmek istedim size de bunu ve benim gerçekten hayal kırıklığına uğrattı beni yani bir noktada. Bununla ilgili gelişmeleri size aktaracağım. Yani genel olarak ben bunu sizinle paylaşmak istedim. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum ve eğer iPhone 12 almayı planlayan arkadaşlarımız varsa, iPhone 11 konusunda arada kalmışsa, 11 Pro Max olur bu fark etmez, bu faktörü de göz önünde bulundurmak bizim için önemli olacaktır. Sizin yorumlarınız nedir? Apple bundan nasıl çıkar? Sizce bu büyük bir problem yaratır mı? Bu tarz soruların cevaplarını aşağıya bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.